5 aday, 5 farklı fikir. Avrupa Komisyonu Başkanlığı için aday olan 5 isim de oldukça dikkat çekici. Liberal grup adına yarışan Belçika'nın eski başbakanlarından Guy Verhofstadt oldukça deneyimli bir siyasetçi. Verhofstadt kıdemli bir politikacı, birçok üst düzey makamda görev aldı. 1999'dan 2007'ye kadar da Belçika'da başbakanlık görevini yürüttü. 2007'de genel seçimlerde yenilgiye uğrayınca ertesi gün istifasını sundu. Bir Avrupa sevdalısı olarak bilinen Verhofstadt her zaman federal ve demokratik bir Avrupa destekçisi oldu. We need a European Union who is stronger and who can defend. Konuşmalarında iyi bir ekonomik gelecek ve gençlere iş imkanı için daha büyük bir Avrupa'ya ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Avrupa seçimlerinde Avrupa Yeşiller Partisi'ni temsil edecek olan Avrupa milletvekillerinden Sika Keller ise Avrupa Komisyonu Başkanlığı için yarışan tek kadın aday. 32 yaşındaki Keller 2009 yılında Avrupa Parlamentosu'na seçilmiş. İstanbul Sabancı Üniversitesi'nde İslam Bilimleri, Türkoloji ve Yahudi Araştırmaları bölümlerinde okumuş. Jean-Claude Juncker deneyimli siyasetçi Avrupa'da en uzun süre boyunca hizmet eden kişilerden biri. 59 yaşında, 19 yıl boyunca da Lüksemburg'un eski başbakanı olarak görev yaptı. Juncker başbakanlığın yanı sıra uzun yıllar Euro bölgesi ülkelerini temsil eden Eurogrup başkanlığını da sürdürdü. Kemer sıkma politikalarının gerekli olduğunu düşünen Juncker bir konuşmasında zor durumda olan ülkelerin borcunu artırmanın çözüm olmadığını dile getirmişti. Juncker ayrıca Almanya'daki son seçimlerde Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birliği'ne destek verdi. Martin Schulz ise Avrupa Sosyalist Partisi'nin Avrupa Komisyonu Başkan adayı. 58 yaşındaki Schulz hiçbir üniversite derecesi olmamasına karşın oldukça deneyimli bir aday. Öyle ki Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi'nde 368 üye Schulz'un adaylığı lehine oy kullanırken sadece 2 üye aleyhte oy verdi. 1994 yılından bu yana Avrupa Parlamentosu'nda bulunan aday, 2012 yılında ise Avrupa Parlamentosu Başkanı oldu. Avrupa Sol Partisi'nin adayı Alexis Tsipras ise Yunanistan'ın en genç siyasi lideri, 1974 Atina doğumlu. Yunanistan'ın Syriza Partisi lideri olan siyasetçi, yıllardır altında yaşadığı kemer sıkma tedbirlerini sert bir dille eleştiriyor. Ona göre kemer sıkma politikaları yüzünden Güney Avrupa her zaman yeni kredilere ihtiyaç duyacak. 39 yaşındaki siyasetçi Atina Politeknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu.